Tom Sawyer, Milli Eğitim Tavsiyeli Üç Temel Eser, Part 9. Muff Porter'ın Kurtuluşu. O sırada Muff Porter'ın avukatı ayağa kalktı. Sayın Yargıç dedi. Yeni bir tanığın, Tom Sawyer'ın dinlenmesini istiyorum. Salonda bulunanlar arasında şaşkınlık ve homurtular salonu doldurdu. Tom ortaya çıktı. Ürkek bir hali vardı. Elini kutsal kitabın üzerine koyup yemin etti. Sonra avukatların sorularını sıralamaya başladılar. Thomas Sawyer dedi. Olay günü gece yarısı neredeydin? Mezarlıktaydım. Salondan yeniden hayret nidaları ve homurtular yükseldi. Yargıcın elindeki çokma sıranın üzerine vurmasıyla birlikte sessizlik sağlandı. Bu sırada Tom'un gözleri Kızıldereli Joe'ya takıldı. Onu görünce korktu. Kızıldereli Joe ona acı acı gülümseyerek bakıyordu. Avukat sorularına devam etti. Olay yerinde yakın mıydınız? Size yakın olduğum kadar. Onlar sizi gördüler mi? Hayır, saklanmıştım. Peki mezarlıkta ne işim vardı? Sivilcelerimden kurtulmak için ölü kedi yavrusunu götürmüştük mezarlığa. Yanında başka biri var mıydı? Evet efendim. Güzel. Bu isim şimdilik gizli tutalım. Peki efendim. Bize olup bitenleri anlat bakalım. Doktor yerden aldığı tahtayı Muff Porter'a vurmuştu. Porter yere düşünce bıçağı Kızıldereli Joe kaptı. Aynı anda Kızıldereli Joe yerinden ok gibi fırladı. Pencereden atlayarak gözden kayboldu. Artık Muff Porter'ın suçsuzluğu gün gibi ortaya çıktı. Kasabalılar hemen ona sahip çıktılar. Sahip çıkanların arasında bir gün önce asılmasını isteyenler de vardı. Bu arada Tom bir günde tekrar kasabalının kahramanı oluvermişti. Tüm gazeteler Tom'dan ve Muff'tan bahsediyorlardı. Tom için günler birbirlerinden güzel geçiyordu ama geceler kabus doluydu. Kızıldereli Joe'nun hayali düşlerine giriyordu Tom'un. Fakat zamanla olanlar kanıksanmaya başlandı. Herkes gibi Tom da bir süre sonra Kızıldereli Joe'yu ve cinayeti unuttu. Macera hevesi yeniden depreşmeye başladı. Bu kez Defne'yi arayacaktı. Haka düşüncesini açtı. O bu iş dünden razıydı. Hemen kazma kürek alıp yola koyuldular. Önce büyük bir ağacın altını kazdılar. Defne'ye rastlamadılar. Sonra Stilwars'ın yukarısında tekin olmadığı söylenen eve yöneldiler. Evin bahçesinde birkaç yeri kazdılar. Ama aradıkları Defne oradan saklanmamaktaydı. Hazineler hep böyle mi gömerler dedi Hak. Bazen evlerin içinde gömdükleri de olur. Perili evin içinde neden denemiyoruz ki? Haklısın. Oraya kimsenin girmediğini göz önüne alırlarsa hazinenin evin içinde olması doğal. Hadi girelim.